Bugün hayatımın en güzel günü. Today is the best day of my life. Aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Yani bu anı yaşamak bildiğin zaman her an en güzel an oluyor. Yani şimdiki zamanı yaşamayı öğrenmeyi öğrendim. Yani sizlerle beraber burada olduğum için çok mutluyum. Ve sizleri tek tek seviyorum. Ve sizler mükemmelsiniz. Bunu söylemek biraz tuhaf geliyor size şimdi. Ama gerçekten kalbimden herkesi seviyorum. Neden? Bunu anlatacağım bugün size. Ve neden mükemmel olduğunuzu anlatacağım. Nasıl? Hayatımda birkaç deneyim ve rastladığım inanılmaz insanların hikayesiyle. 17 yaşındayım. Amerika'ya gezi var. Babamın yanına gidiyorum. Gidebilir miyim? Tabii çocuğum, çocuğum git. Ama ücreti var. E tamam çalış git. Aa, ama arkadaşların annesi babası veriyor parayı falan. Bizde öyle değil. Aa, çalıştım. Amerika'ya gittim. Ve çok önemli bir şey öğrendim. Kendim çalışarak Amerika yollarını açtım. Ve dünyanın yollarını açtım. Ve tüm dünyayı halen uçuyorum. Babam orada ilk kameramı hediye etti. Bana teşekkür etmek için, aferin demek için. Ve iki tutkum oldu. Gezi ve görüntü, fotoğraf ve yönetmenlik oldu. Hayatım boyunca işim. Geziyorum, çekiyorum, çekiyorum, paylaşıyorum, geziyorum. Öyle devam ediyor. Bir gün arkadaşlar... Gel Ouagadougou'ya gidelim dedi. Dedim ne bu ya? Ne atıyorsun? Dalga geçme Afrikalılarla. Gerçekten Ouagadougou diye bir başkent olduğunu bilmiyordum. Oraya gidiyoruz. O kadar fakirlik var ki. Yani inanamıyorum. Nasıl olur böyle? Hiç görmemişim. Yani fakir benim için Türkiye'ydi o zaman. Çünkü Fransa'da yaşıyorum, Avrupa'da yaşıyorum. Yani orayı görünce dönünce yani her gün yemek yediğim için, her gün yıkanabildiğim için, her gün yatakta yattığım için mutluyum o günden beri. Başka bir şey öğrendim. Bu Afrikalıların kalbi o kadar zengin ki. Ya hiçbir şeyleri yok. Her şeyini veriyor adam. Ve kalbimi açmayı öğrendim. Yolculuk devam ediyor. Bir gün Hindistan'dayım. Orada zengin ülke ama insanlar o kadar fakir ki. Yani adam... Önümde öldüğünü gördüm. Yani öyle şeyi gördükten sonra yani varlığa çok şey olmasına falan çok yani zor. Kudüs'e gittim. Ve orada değişik bir enerji var. Dinlerin verdiği bir enerji. Yani Hristiyan olsun, Yahudi olsun, Müslüman olsun, orada herkes inanıyor. İnanarak oraya gidiyor. Ve onları görüyorsun. Orada tüm dinleri sevmeyi öğrendim. Kroasya'dayız. Orada otostop çekiyoruz. Araba geçiyor durmuyor. Mobilet geliyor. Yanında böyle numara olsun diye şey yapıyorum. Otostop yapmıyorum ama iki kişiyiz. Alamaz bizi adam. Böyle yapıyor. Gidiyor dönüyor. Karşına varıyoruz. Oradan ha aslında benim 1,5 saat molam var. Yemek yiyeceğim. Sen al mobileti git diyor. Tanımadığım adam. Hayatımın en güzel mobilet gezisi oldu. Yani ne öğrendim? İnsanlara güvenin. Orada motosikletini mi çalacağım adamı? Çöle gittik. Çekim yapıyoruz. Belgesel. Orada durum o kadar zor ki. Yani bu pozisyonu öyle güzel olsun diye yaptım ama kafamda böyle bir pozisyon. Yani kamerayı çantadan çıkarmak o kadar zor ki. Hava sıcaklığından, yürüyüşten, şundan bundan. Yani orada parmağımı kestim. Ve Hasan diye bir şefimiz. Çünkü develerle gidiyoruz böyle, takip ediyoruz. Ve bu adama söylüyorum parmağımı kestim. Ona gösteriyorum. Hiçbir şey demiyor. Ya biz alışmışız karnımız ağrıyınca anneye gideriz. Ah oğlum ne var ya hap vereyim sana ha şunu vereyim ha bunu vereyim ya, ya uzan ya böyle ya şöyle... Adam bir şey demiyor. Bir gün sonra anladım. Yani parmağı kendi kendine kapanmış. Ve orada değişik düşünmeyi öğrendim.
Yani bizim karnımız ağrıdığı zaman aa dünyalar bitiyor. Ama aslında düşündüğün zaman, yani karnın ağrıdığı zaman bir gün ağrır, iki gün ağrır, o kadar. Öyle düşününce onu unutmaya başlıyorsun ve unutuyorsun. Çok enteresan. Afrika'ya gene gittik, Etiyopya. Belgesel çekimine gittik. 5000 yıl önceki gibi yaşayan insanlar. Yani hiçbir şeyleri yok. Yani bu böyle bina oldu, ışıklar falan, düğmeye basıyorsun bilmem ne. Ya hiçbir şeylerinden haberi yok. Sadece toprak ve hayvanlarla yaşıyorlar. Orada yani bizim o kadar bağlıyız ki telefonlara, şuna buna, arabaya, şu bu. Yani oradan, onlardan koptum. Yani toprağa ve doğaya daha yakın olmayı öğrendim. Geze geze 400 gezi yapmışım. 62 ülke gezmişim. Değişik düşünceler, değişik dinler, değişik insanları rastlamışım ve bir sürü mükemmel insanlarla karşılaşmışım. Döne döne dedim bir dünya turu yapsam nasıl olur? Ve arkadaş buldum, 80 günde bu dünya turunu yapalım dedik. Ve parasız yaptık. Nasıl olur? Kimse inanmadı. Yani 80 günde parasız pulsuz dünya turu yapmak. Yani bu insanlar bize yardım edeceğine inanarak bu yolculuğa çıktık. Ama tabii ki her gün kolay değil. Yani çıkıyorsun parasız, ne yapacaksın? Otostop yapıyoruz, nerede yiyeceksin? Nerede yatacaksın? Her gün başka yerde yatıyorsun. Yani her gün herkesle konuşuyorsun. Ama yani zor bir durum. Milan arkadaşımla gittim bu geziye. Optimistic Traveler diye bir isim buldular bize arkadaşlar. Sosyal medyadan attık, dedik gideceğiz dünya turuna. Hangi ismi kullanalım? Optimistic Traveler. Güzel yönden bakan gezginler. Ve Milan'la Berlin'de tanışmıştık ve bir test gezi yaptık beraber. Gittik Berlin'e kadar, Strasbourg'dan ve baktık ki yarış içindeyiz. Yani ömür boyu yarış içindeyiz. Okulda en iyisi olacaksın, sporda en iyisi olacaksın, devamlı en güzel olacaksın. Yani bunu kırmak zor bir şey oldu. Yani bir olalım ve bu dünya turunu yapalım diye büyük çaba verdik ve iyi ki yapmışız. Kardeş gibi olduk ve halen gezmeye beraber devam ediyoruz. Dünya turu Paris'te başladı. Ve Avrupa, Asya, Amerika ve küçük bir Afrika'dan, Marrakeş, Marok'tan geçtik İspanya ve döndük Paris'e. Şimdi yolculuk başlıyor. Bütün Avrupa'yı geçtik. Türkiye'yi de geçtik. Çok güzel, misafirperver, çok mutluyuz. Muş'a vardık. Muş'ta otostop yapıyoruz. Araba duruyor. Belediye başkanı bize düğüne götürüyor. 400 tane kişi harmanda düğün yapıyor. Köy düğünü falan. Süper. Orada Türk'ü, Kürt'ü, Alman'ı, Fransız'ı oynuyoruz falan. Yemek yiyoruz. Milan Cabolo yapıyor orada. Paşalar gibiyiz. Ama dünya turundayız, yani yola çıkmamız lazım. Yola çıkıyoruz, bizi yola bırakıyorlar ve birden tek başımıza yolda bekliyoruz. Kimse bizi almıyor. Yani çok inişli, çıkışlı bir yolculuk. İran'a varıyoruz. Sanki, yani haberlere bakarsak, sanki İran'da, Fransa'da bütün İranlılar beraber bir bomba yapıyorlar.
Oraya vardık, baktık ki yani sizin bizim gibi insanlar yaşıyor. Ne güzel bir yer. Ve orada Türkiye'de bize hele hele kızlarla konuşmayın ha. Kırmızı kart alırsın, hapishaneye gidersin ya. Tehlikeli, kızlarla konuşma falan dediler. Ve Leyli ile rastladık. Leyli gelin eve gelin dedi. Biz de korktuk dedik. Olur mu daha ne olacak? Eve vardık. Annesiyle tanıştı. Abisiyle tanıştırdı. Rahatladık ve bizimle beraber İsfahan'a kadar gitti. İsfahan'da Sufi arkadaşla tanıştık. İskender. Ve Sufi adamla Leyli İran'da bir kızla aynı odada yerde dördümüz yattık. Sima. Sima'yı otobüste tanıştık. 5 dakika sonra annesini aradı. İki gezgin var gelebilir mi? Tamam, Kurban Bayramı'nı kutladık beraber. Oh. Çok yani en güzel anlarımızdan biri. Çünkü orada hem dans ettik. Babası hacı. Dans ettik. Oğlu türkü söyledi. İran'da dans etmek, şarkı söylemek yasaktır. Biz hepsini yapmışız. Böyle güzel bir sofra serdiler yere. Hep beraber yemek yedik. Yolculuk devam ediyor. Pakistan'dan geçiyoruz. Zor yerler. Afganistan'a yakın. Polisler götürüyor bizi. Varıyoruz. Hindistan'da bu adamla karşılaşıyoruz ve bize böyle bir şey söylüyor. Herkesin içinde Allah var diyor. Biz de düşünüyoruz diyoruz ya aslında Allah'ı sevilecek kadar herkesi sevebilirsek ve herkes böyle herkesi severse dünya bambaşka olur. Enteresan bir şey. Aynen Varanasi dere var, Ganga River. Orada dünyanın en pis derelerden birisi. Yani oraya kitaplarda parmağını sokma diyorlar. Ama bunlar ne diyor? Oraya girersen, buna inanıyorlar, girersen bütün kötülüklerin çıkıyor. İyilikle doluyorsun, yeni bebek doğmuş gibi oluyorsun. Ve ben denedim ve gördüğünüz gibi yeni doğmuş bebek gibiyim. İftikar. Onunla geziyoruz, yemek yiyoruz, zaman geçiriyoruz, gazeteye götürüyor. Öyle şey yapıyoruz. Sonra anlatıyor ki bir sürü işi var. Ekizi var. Diyoruz nasıl sen bizimle nasıl bu kadar zaman geçiriyorsun? Diyor bizim için en önemlisi bir misafir geldiği zaman ona zaman vermek. Ve kafamda patlıyor. Hayatımda ne kadar zamanım yok dediğim. Daha bunu söylemiyorum. Zamanım var. Yolculuk devam. Tayland, Malezya, Singapur, Avrupa, Asya bitti. 14 ülke, 16 bin kilometre. Yani Amerika bir dahaki etap. İranlı aileyle karşılaşıyoruz. Onlar bizi otele götürmek istiyor. Davet ediyoruz. Hoşumuza gitti sizin geziniz diyorlar. Biz de ya evinize gitsek daha iyi olur. Yemek yeriz beraber falan. Yani niye parasız? İnsanlarla birbiri olmak için bunu böyle yapıyoruz. Ya olmaz ama tamam otele davet ediyoruz diyorlar. Otele götürüyorlar. Palas. Hayatımda palasta yatmadım. Onu gördük dedik ya olmaz. Biz trende böceklerle yattık. İran'da banklarda yattık. Tayland'da çimde yattık. Yani böyle yerde yatmaya gerek yok. Oradan dedi siz dinlenin. Yarın bak. Oradan dedik isterseniz uçak bileti için bize yardım edin dedik. Dedi siz dinlenin. Yarın uçak biletini hallederiz. Halletti. Amerika'ya vardık. G.B. Wood'la karşılaştık. Otel böyle. G.B. Wood'la karşılaştık. Adam o kadar büyük evi var ki tuvalete gidecek, hangi tuvalete gideceğini şaşırıyor. Ama o öncedendi. Şimdi küçük bir ev aldı ve mutlu. Yani sadece parayla mutlu olunmuyor. Ve G.B. Wood arabanın anahtarını vardı. Lüks araba. Arabaya bindik, geziyoruz ve acıkmaya başladık. Milan'a bakıyorum diyorum ne yemek yiyeceğiz şimdi? Halen paramız yok. Ama lüks arabanın içindeyiz. Oradan G.B. Wood 3 gün beraber geçirdik. Ve gitmeden önce artık babanızım. Hayatta bir şey yapmadan önce beni arayın. Ya bir yardımcı olurum. Yani yardımcı olurum size diyor. Yani nasıl olur? 3 gün birisiyle olup da böyle bir şey demesi.
Yani bizim arkadaş edinmek için yıllar gerekiyor. Bu adam nasıl böyle bir şey diyebilir? Yani bu gezide insan ilişkileri böyle çok çabuk olduğunu vurgulamak istedim. Salt Lake City'de üşümeye başladık. Denver'e vardık, -26. Dışarıda kalamıyorum. Otobüse biniyorum, bu hanımı görüyorum. Ve kafamda diyorum ya ne? Niye? Ben dışarıda kalamadım, bir dakika bu dışarıda yaşıyor. Nasıl olur? Kimse yok mu bunu yardım etmek için? Ve hayalim oldu, daha evsiz olmasın bir dünyada. Ama dedim ya biraz zor bu iş. Dedim hadi Strasbourg'da başlayayım. Strasbourg'dan geliyorum ve bu işi başladım. Strasbourg'da evsiz olmasın diye iki tane evsizi takip ediyorum. Ve inşallah sene sonunda onlara ev ve iş bulacağız. 6000 kişi yardımcı ediyor Facebook'tan bize. Joe Miller'le tanıştık. Ve onunla Haiti'ye gittik. $7,300 topladık ve orada okullara yardım ettik. Melissa trende gördük. Melisa'yla trende tanıştık ve aslında gülecek gibi bir şey değil ama konuştuk falan, yattık, uyuduk çünkü tüm gece gidiyor tren. Sabah uyandık, mektup bıraktı ve o mektubun içine ne yazdı? Ben ölüme gidiyordum bu trenle. Sizinle karşılaştığım için kararımı değiştirdim dedi. Yani bunu kurtarmak için bu dünya turunu ne yaptıysak ne mutlu bize. Sibyl bizi United Nation, milletler United Nation'a götürdü. Yani binlerce insan bize yardım etti. Yani bu insanlar mükemmel değil mi? Siz de mükemmelsiniz. Siz biliyorsunuz mükemmel olduğunuzu. Sizden daha iyi kim biliyor? Değil mi? Ne kadar iyi insan olduğunu biliyorsun. Yani ne kadar iyi şeyler yaptığını biliyorsun. Ve düşünüyorsun devamlı. Ya ben bunu çok iyi biliyorum. İnsanlar niye görmüyor ya? Ama sizin mükemmel olduğunuz kadar başkaları da mükemmel olduğunu unutmayın. Ve kendinizi o mükemmel tarafı bulmaya ayarlayın. I hope all the world having peace life everywhere in the world. Başardık, yaptık. Kimse inanmadı. Önce inanmadı, sonra inanmadı, halen inanmıyor. Ama bunu başardık, yaptık. Yani bu ne demek oluyor? Bu dünya turu parasız pulsuz oluyorsa her şey olabilir. Ve herkes
hayalin sonuna gitmesi gerekiyor. Ve inşallah hepiniz hayallerinizin sonuna gidecek. Küçük bir hikayeyle bitirmek istiyorum. Afrika'da bir gezgin, bir araştırmacı meyve hazırlıyor. Ve bu meyveyi ortaya koyuyor. Çocuklara söylüyor, bu ağaca kadar koşun, orada ilk elleyen tüm meyveleri kazanacak. Çocuklar el ele tutuşup, dans ederek, yavaş yavaş, şarkı söyleyerek hep beraber o ağacı elliyorlar. Dönüyorlar, hep beraber meyvenin etrafında oturuyorlar ve paylaşıyorlar. Araştırmacı diyor, ya ne yaptınız? Bunlar Ubuntu diyor. Benim mutluluğum sizin mutluluğunuza bağlı. Teşekkür ederim.